Yine ben kazandım. Senin yürümem benim koşmamla eşdeğer zaten. Of. Demir yeter artık vallahi bak yani pestilim çıktı. Her sabah ben bıktım bu yarıştan. Ne helak oluyorum ya. Senin yüzünden sabah ekmek fırını açar gibi hukuk bürosu açıyoruz. Bak şöyle yapalım. Bir sabah sen erken gel bir sabah ben. Ha nasıl olur? Uyar bana. Günaydın. Artık her şey hallolduğuna göre işimizin başına dönebiliriz. Ben hiçbir şeyin başına dönemem. Çünkü dün gece bunun ben Jonkis evinin hamamının göbek taşında yattım. Musalla taşı gibiydi. O yüzden uyuyacağım. Sessiz çalışacak. Yalnız Neco orada öyle yatamazsın. Kalkar mısın lütfen? Burası iş yeri. Yalnız rica edeceğim. Neco'ya lütfen karışma. Çünkü Neco benim bom. Ben onun bomuyum. Yes, he's my bom. And I'm his boss. Yani patronu benim. Bir bombun eksikti. O da oldu. Günaydın. Günaydın. Kapıda Alper diye bir uşak var. Sizi görecekmiş. Ha, geldi mi? Çiçeğim. Rica etsem Alper Bey toplantı odasını alır mısın? Yalnız sen Çisil'e emir veremezsin. Ben Çisil'in patronuyum. Rica ediyorum. Emir vermiyorum farkındaysan. Fatime, uyumasın burada ne olur. Hadi hadi içine. Kalk buradan. Kalk. Ne? Temizlik edeceğim. Hadi. Hadi. Ya. Kalk temizlik edeceğim. Hadi. Temizlik edeceğim. Hayret bir şey. Eskittim. Bir tane akıllı yok ki. 5 dakikada. Kalksana. Fadime abla 5 dakika. La kalk. Ne olur. La kalk diyorum sana. Çık dışarı. Net bir şey. Abi hiç uzatmayalım. Hemen açalım davayı ya. Nafaka, velayet ne varsa saldıralım üstüne. Ondan ne koparırsam da 1/3 sizin olsun. Tam orasına bakarız da önce bir babanı dinleyelim. Adamın derdi neymiş onu öğrenmemiz lazım. Abi adamın derdi çok açık değil mi zaten? Herif bizden kurtulmak istiyor. Oğlum yapma. Bırak ne hali varsa görsün. Uğraşmayalım artık. Sen hele okulunu bitir. Eline ekmek tutsun. Biz kendi kendimize yeteriz. Siz neden Kutahyan Bey'den şikayetçi olmadınız? Korktuğunuz bir şeyler mi var? Tehdit falan mı ediyor? Yok canım. Yıllardır elinden geldiğince bakıyor bize. Hı hı. Evet bakıyor. Her ay 650 lira para veriyor. Biz 2 kişi kıt kanaat geçiniyoruz. Ve adam bize bakmış oluyor. Bravo. Asgari ücretten bile az bu para ya. Allah Allah. Babalar evlatlarına kızarlar hatta bazen küserler ama... yoksa iyi olması çok tuhaf. Peki daha önce siz hiç Kutahyan Bey'le uzlaşmayı denediniz mi? Abi denedik. Çok denedik. Ben sana içeride de anlattım zaten. Mevzu para değil. Yani... asıl şey, başın sıkıştığında arayabilecek bir babanın olmaması. Bu mu babalık yani? İşleri var onun da kendine göre. Turne dönemleri oluyor. Haliyle ilgilenemiyor. Ya benim hiçbir doğum günü fotoğrafımda babam yoktu. Biliyor musunuz? Okul mezuniyetlerimde de yoktu. Anladım. O zaman biz bir gidip Kutahyan Bey'le görüşelim. Bakın, görüşmenize falan gerek yok. Biz yıllar önce ayrıldık. Bu saatten sonra para falan dilenmem ondan. İyi de hanımefendi, çocuk onun çocuğu. Yani sizin ayrılmış olmanız neyi değiştiriyor ki? Kabullenip sahip çıkacak çocuğuna. Olur mu canım öyle şey? Ben onun çocuğu falan değilim. Önce burada bir anlaşalım lütfen. Ya benim bundan sonraki tek amacım o herifi mahkemelerde süründürmek. Bu kadar. O zaman siz bizden haber bekleyin. Biz bir buluşma ayarlayalım. Sonra tekrar size haber verelim, olur mu? Olur. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Abi görüşürüz. Dikkatli ol, sakin ol tamam mı? Eyvallah. Rapor diye tutturdun. Hiçbir işe yaramadı. Ben de uğraştığımla kaldım. Geri adım atmak zorunda kaldım ve yenildin. Ya. Ben şöyle düşünmüyorum. Rapor gayet işe yaradı abicim, merak etme. Senin yüzünden boşu boşuna o sevimsiz doktorla yemeğe çıktım. Hala işe yaradı diyorsun ya. Böylesi daha iyi oldu. Biliyor musun? Kadınların mağdur erkeklere karşı zaafları vardır. Ben davamdan vazgeçerek Nil'in gözünde yücelmiş oldum. Böylece Demir'in en büyük kozu
Artık yanımda olacak sayende. Afiyet olsun. Ne yaptınsın? He, Alper'in verdiği numarayı aradım. Süper. Ama ulaşamadım kimseye. Oluyor. İsterseniz alın burada adres var. Gidip kendiniz bakarsınız. Süper. Güzel. O zaman Çiçek sen şu Kutayan'ı bir araştırıver bakalım, tamam mı? Yani nerelerde takılır, arkadaşları kim? Sonra da bize haberdar et, olur mu? Tamam, hiç merak etmeyin. O iş bende. Hadi afiyet olsun, güle güle. Bay bay. Ya neye bakıyorsun ya? Demir Gülme, bu tarafa doğru geliyor, buraya doğru geliyor. Bak lütfen senden rica ediyorum, bir özür dile, tamam mı? Ha? Bak şikayetini geri aldığı için bir teşekkür et, bir yap bunu, tamam mı? Yok ya, o şikayetin foyasını ortaya çıkaracağım diye şikayetini geri aldı bu. Günaydın. 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 Oh. Maalesef haber olmuş. Bakın. Ne? İster tekzibettir, ister iş için orada olduğunu söyle bilmiyorum ama bu kariyerin için pek de iyi olmayacak kardeşim. Seni dövmemin haber yapılması bana en fazla gurur verir kardeşim. Pek gurur duyacağım bir şey yok burada Demir. Yani mesleki anlamda büyük sıkıntı bu. Baran'ın da haberi olmuş galiba, değil mi? Hakkında soruşturma açılabilir. Ya ya ya. Ben de mecburen Baran'a bildireceğim tabii ki. Tabii bu senin iyiliğin için sevgili meslektaşım. Sevgili meslektaşım, sen ne kadar iki yüzlü yalaka bir insan çıktın ha? Şimdi de iyi adam ayaklarına mı yatıyorsun? Bak Berkuş, elimin bekentindesin. Yemin ediyorum buradan bir çektiririm sana, duvara sürme gibi yapışırsın. Demir. Aklın bittiği yerde şiddet başlarmış derler. Sanırım seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmamış Demir. İyi günler. İyi günler. Gazete için teşekkür ederim bu arada. İyi günler Berkant Bey, iyi günler. Demir, Demir. Hı? Sen az önce koltuk değnekle ağzı yüzü dağılmış adamı dövmekle mi tehdit ettin? Yine inanamıyorum sana. Ya Nil, bırak şu kuyruğu. Allah Allah. Bırak işimize bakalım. Bak, ha, burada güzel çıkmışsın ha, fena çıkmamışsın. Benim kadar iyi değil ama esas şu arşiv haberine bak. Ya. Evet, biliyoruz bu haberi. Ya arşive bak diyorum, arşive. Ha. Aa, arşiv yalan söylemez diye bak boşuna dememişler. Ya söylemez. Hadi. Kalk, o haberi ben muhabirle buluşacağız. Hadi. Dur ya, dur. Kaldı. Ya ne yapayım? Seslendim, seslendim. Duyuramadım sesimi. Açım diyorum ya, açım. Yemek yemek istiyorum. Açım. Ama Hakkı Bey'cim, doktor beyle konuştum. Sadece sulu yemeklere izin veriyor. O da azar azar. E ona da razıyım. Yeter ki şu boğazımdan bir lokma bir şey geçsin ya. Ya Muazzez be, şöyle ağzıma layık kelle paça çorbası yapsan da böyle diye höpürdeterek gitsen vallahi. Yani Hakkı be, hiç olur mu? Çok ağır gelir. Tavuk suyuna çorba yapalım. Ha. Ne öyle be? Hastane yemeği gibi. Sevmem ben tavuk suyuna çorbayı. İstemem. Yani çocuk gibisin. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Kelle paçayı bırak. O Necun'un ne işi vardı gece yarısı bizim evde? Kaçak girmiş eve, kaçak. Gece yarısı kaçak girmiş. Oh, aileye bak maşallah. Bizim oğlan karakola girer çıkar. Eve kaçak yolcu girer. Maşallah her şeyi düzene sokmuşsunuz. Yahu siz hepiniz zivanadan çıkmışsınız be ben uyurken. Aman Hakkı Bey, Allah'ını seversen. Anlamadan, dinlemeden her şey yoluna giriyor diyorum sana. Sen uyandığını belli etme yeter. Dur bakalım. Anlayacağız, öğreneceğiz. Hele bir ayaklarımın üstüne dikileyim de hayırlısıyla. Anne! Ayça geliyor. Hadi pozisyon alın siz. O kadar anlamaz o. Sen uyur gibi yap. Sizi arıyorum anne ya. Ne oldu? Ne bekliyorsunuz babamın başında böyle? Ay ne bekliyoruz? Babanı bekliyoruz. Tren bekleyecek değiliz ya. Ay anne, adam mumya gibi yatıyor. Nesini bekliyorsan. Aa, anne, babam mı öksürdü? Ben öksürdüm.
Yok ya, sanki babamın öksürüğü gibiydi. 40 yıldır beraber olunca böyle öksürük de benziyor. Yani körle yatağa şaşı kalkıyor. Şey, ben dışarı çıkacağım da param bitti. Biraz para alabilir miyim? Ver cüzdanı. Ah. 50 ne anne ya? Liseli miyim ben? Ben arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Biraz geç kalabilirim. Merak etmezsin. Anne bak, yine aynısı oldu. Babam öksürdü. Sakın geç kalma. Vaktinde 7'de evde olacağız. Anladın? Ne 7'si anne ya? Sıkı yönetim mi ilan edildi? Geç kalma dedim sana. Anne, bence sen ciğerlerini bir doktora göster. Yani traktör motoru gibi hırlıyorsun. Ayrıca babam komaya girdiğinden beri sen bana bu kadar karışmıyordun. Ne oldu birden? Şimdi babamız eve geldi. Onun için vaktinde evinde olacağız kızım. Anne, babam komada. Nereden haberi olacak onun? Muazzam! Son tuttum kendimi. Size arşiv açtım. Haberin detayını benimle paylaşırsınız. İlk bombayı da ben patlatırım artık. Sen bize bir ipucu ver, haber sende, merak etme. Bir dakika, bir dakika ya. Özel hayatın gizliliği diye bir şey var. Olmaz. Ha, var var. Yıllardır takip ederim ben Kutay Hanım'ı. Oğlu Alper'in doğduğu günü bilirim. Uzun süre çocuğunu kabul edememiştim. İkinci albümün çıkış dönemiydi. Satışlarda patladı tabii. Anladım. Peki bu haber ne o zaman? Burada çocuk kucağında Kutay Hanım. Bir yıl sonra. Üçüncü albümün çıkış dönemi. Bu sefer de çocuğunu kabulleneceği tuttu. Hayda, o yine Kutay Hanım manşetlerde. Vay 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 ya. Bayağı reklam malzemesi yapmış adam çocuğu. Bu ne biçim adam ya? İşte tam şeye denk geliyor ya, 90'ları bu. Popstarların patladığı zaman. O zaman yapımcılar çok para yatırıyordu. İşte albüm satsın diye de her yolunu batıyorlardı. Peki Alper'in annesi nasıl razı geldi böyle bir şeye? Meltem Hanım mı? Siz onu da mı tanıyorsunuz? O kadın zavallının biri ya. Bir günde çıkıp demedi bana şunu yaptı, bunu yaptı diye. Bu hikayenin asıl mağduru o. İyi de o zaman bu haber ne? Gülşen Yıldırım ayrılık sebebini açıkladı. Bu ne? Kutay Hanım'ın resmi nikahlı eski eşi. Gülşen Yıldırım. Kendisi oyuncuydu. O dönemler bayağı popülerdi. Şimdilerde ise ortada yok. Kayıp. Ya biz bu Gülşen Yıldırım'ı bir araştıralım. Sen de telefonu ya da adresi var mı? Söyledim ya. Yıllardır kayıp. Ortalıklarda yok. Alo? Cizil, senden birini araştırmanı istiyorum. Adı Gülşen Yıldırım. Kutay Hanım'ın eski resmi nikahlı eşi. Tamam da ya, bu kadınla ilgili birazcık daha ipucu versene. Kadın eski bir oyuncu. Hakkında çıkan haberleri araştır. Ne bileyim, sosyal medya hesapları. En önemlisi de adresini bulmanı istiyorum, tamam mı? Haber bekliyorum senden. Tamam, ben de. Neco, bu şey, bir kadın oyuncu varmış, Gülşen Yıldırım. Sen onunla ilgili bir şeyler biliyor musun? Ne bileceğim onunla ilgili, ne oldu? Bak, burada bir tane fotoğrafı var, bak. Tanıyor musun? Aa, bilmez olur muyum ya, bu kadın... Ya bu kadın çok iyi oyuncu ya. Bir tane şey dizisi vardı bak bu. Adana'da çekilen bir tane şey vardı, böyle beyazlı böyle bir şey. Bir A dizisi vardı. Bu oradaki A'nın üçüncü karısını oynuyordu. Ya nasıl bir yılanlıklar, her türlü kumda. Anneanne falan hep bunu ciğerinden yana sıcağı böyle televizyon izlerken. Ben o zaman çocuktum da, ne, ilkokul mu gidiyordum, öyle bir şeydim yani. Sen nasıl bir çocukluk geçirdin, ben merak ediyorum ya. Ne yapıyorsunuz bakalım? İşte işimizi şey yapıyoruz. Bu popçu Kutayhan vardı ya, onun oğluyla olan davasını araştırıyoruz biz. Hadi ya, o iş bize mi geldi? Evet. Süper bir dava bu. Gazeteler bu haberle yıkılıyor. Tabii yine Nil Hanım bu işi de arabulucukla çözeceğim diye tutturmazsa. Her şey para demek değil, biliyorsunuz değil mi Ahu Hanım? Yani burada babasız büyüyen bir çocuğun onur meselesi söz konusu. Aman iyi ya. Ne haliniz varsa görün. Teşekkürler. Uyuz oluyorum ben buna. Gıcık. Aynen öyle, çok gıcık bir kadın ha bu. Bu mesela var ya, gözler gözler, bu nasıl kötü kadın oynar biliyor musun? Mesela bu... Bu kadının o zamanlarda oynadığı kötü kadın rolünü, o kadının, bu kadının şimdiki zamanlarında çok acayip oynar. Ne diyorsun ya? Şekerim falan düştü mü acaba benim? Bir dakika, burnum kanıyor mu benim ya? Baksana bir.
Bilseniz mi Murat Bey? Kapıyı kapat gel. İyi misiniz? İyiyim iyiyim kızım bak. Ben bu gece dışarı çıkıyorum. Ama Hakkı Bey. Dur yahu sus bir de sana dert anlatmayayım. Allah Allah. Dinle beni. Muazzez'e benim uyuduğumu söyleyeceksin. Bu odaya da yatağa da sokmayacaksın. Tamam mı? Ama nasıl olacak? Gayet iyi olacak. Ben her şeyi ayarladım. Biraz sonra şoför Mustafa gereken malzemeleri getirecek buraya. Sen şimdi bizim yatak odasından, gardıroptan bir takım siyah elbise, ayakkabı, gömlek falan getir. Şu dolaba sakla. Tamam mı? Ne bakıyorsun? Hadi. Tamam. O zaman ben gideyim. Koş. Çabuk. Efendim Çisil. Yaz bakalım Gülşen Yıldırım. Bir dakika bir dakika. Kağıt kalem çıkarmam lazım. Ben aklımda tutarım söyle. Hiç sanmıyorum hafızamda o kadar yer olduğunu. Dur yazacağım. Arkanı dönsene. Ya tutarım aklımda ben. Ya dur. Evet. Sümbül Sokak. No 17. Ha. Tamam söyledim. Evet. Ha. Kızım ne hı. Söyledim ya işte tamam bu kadar bitti. Hıhılıyor ya. Tamam bitti söyledim yani değil mi? Ha. Hadi kızım destan mı yazıyorsun? Yok yok dur. Bir daha söyler misin? Ha. Ne demiştin? Ha. Aferin sana boşuna arada kafan çalışıyor. Nasıl olmuş? Çok iyi. Ne bu şimdi? Dünün intikamı canım. Dün annemlerin karşısında öyle salak gibi kala kalmıştım ya. İşte nasılmış? Gibi derken? Tamam yeni oyunumuz bu demek yani. İş erken gittim oyunundan sonra demek ki yeni oyunum bu. Benle uğraşmak istiyorsun. O zaman arkanı kolla yarım aklınla tamam mı? Görürsün bakalım hangimiz daha salak durumuna düşeceğiz. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Biz avukatız. Gülşen Hanım için gelmiştik. Birkaç soru soracaktık. İçeride mi acaba? Siz burada biraz bekleyebilirsiniz. Ben kendisine bir bakayım müsait. Tabii. Demir. Bak gözünü seveyim. Sen karışma olur mu? Şimdi biz kadın kadına böyle daha samimi konuşuruz. Bir de öyle sorgu memuru gibi dalma mevzunun ortasına tamam mı? Yapıyorsun bunu hep. Gülşen Hanım havuz başında. Buyurun buradan lütfen. Buyurun sizi bahçe tarafına alalım. Vay. Çok güzel değil mi? Vallahi gerçekten ben de şoktayım. Çok tarz gerçekten. Aynen. Yani yıllara meydan okumuş. Vallahi bravo. Vay be Demir. Seninle bari bu konuda zevklerimiz uyuyor ha. Nasıl? Yıllara meydan okumuş falan diyorsun da bence burası yeni yapılmış. Ya o kadar eski görünmüyor. Sen neden bahsediyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Ben Gülşen'den bahsediyorum. Maşallah diyorum. Bir Gülşen Hanım be. Gülşen de kim? Ben havuzdan bahsediyorum. Bahçeden, villadan falan. Ya bana ne? Havuzdan, bahçeden, villadan. Allah Allah. Müteahhit miyim ben? Ben insan müteahhitiyim değil. Ay ben de bir an zevkli bir adammış meğer Demir diyordum ki karşımda bildiğin odun. Unutmuşum. Kıskandın değil mi kadın senden güzel diye? Ne münasebet ya ben neden kıskanayım ki seni? Sen benim neyim oluyorsun da ben seni kıskanıyorum ha? Kimsin ki sen? Beni değil kadını senden zayıf diye kıskandın işte. Zayıf gibi mı? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim çok iyiyim. Ben Bilir Hukuk Bürosu'nun sahibi Demir Bilir.
Ben de avukat Nilkaray. Demir Bey, şöyle geçsek nasıl olur? Ben de bu arada üstümü bir değiştirir gelirim. Tabii Gülşen. Buyurun. Tabii. Buyurun bu taraftan. Bilir Hukuk Bürosu'ndan Nilkaray, arabulucu. Sizin için ne yapabilirim? Biz eski eşiniz popçu Kutayhan Bey'le ilgili birkaç soru sormak için geldik. Kutayhan mı? O da nereden çıktı şimdi? Ayolu yaşıyor mu hala? Evet yaşıyor. Ve oğlu Alper'le ilgili başı dertte. Oğlu mu? Hı hı. Ne oldu canım? Nasıl yani? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Yok hayır. Gayet ciddiyiz. Ama Kutayhan'ın oğlu yok. Yani olamaz da. Olmuş. Yani var adı Alper. Hatta evlilik dışı diye annesi... Bakın, yani Kutay kısır. Çocukken geçirdiği bir kaza yüzünden çocuğu olmuyor. Biz bu yüzden ayrıldık zaten. Ama gazetede çocuk istemediği için ayrıldığınız yazıyor. Kutay bunun duyulmasını istemediği için o haberler çıktı. Yani bunun karşılığında da bana bu evi aldı işte. Kendisinden olmayan bir çocuğu neden sahiplendi ki peki? Tamam işte, her şey ortaya çıkıyor. Bence siz gidin şu adamı o çocuktan ve anasından kurtarın. Yani ölmeden bir rahat etsin değil mi eski kocam? O zaman biz gidip Kutayhan Bey'le bir görüşelim. Benden de selam söyleyin. Bağışlayın hanımefendiciğim. Vaktinizi aldık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Demir, kaçıncı seferdir aynı sokaktan geçiyoruz ya? Yuh diyorum sana yani. Ay sonra bak çok konuşuyor oluyorum, müdahale etmiş oluyorum. Yani kızıyorsun bana. Çok konuşuyorsun, insanı bildiğini unutturuyorsun çünkü. Ya ben, bana bıraksan ben bulacağım adresi ama sen o kadar ayarsız olduğun için ben sana dur diyene kadar sen başka sokağa dönmüş oluyorsun. Ya ben var ya, ben dağda bayırda ovalarda izin bulmuş adamım, çöllerde falan. Buradan bulamayacağım. Ay vallahi ben çölü mölü bilmem ama yani sen kendi memleketinde, şehirde adres bulma özürlüsün. Kabul et. Kabul et Demir. Demir bunu kabul et ya. Tamam pes, kabul, Allah seni. Heh, Cambaz Sokak yazıyor.